Japon profesör bunu inceliyor ve hükmü koyuyor. İki, kaşığınıza aldığınız çorbayı soğutmayın, nefesinizle soluğunuzla soğutmayın demiş. Ne için acaba? Alıyor, kaşıktaki temiz, ateşte pişmiş olan o temiz yemeği mikroskobun altında inceliyor tertemiz. Ateşte piştiği için, 100 derece hararette kaynadığı için mikroplan bulunuyor tertemiz. Bir de nefesiyle kaşıktaki çorbaya itmiyor, itmiyor, oradan bir damla alıp mikroskobun altına konup inceliyor ki o tertemiz olan yiyeceğe nefeslendiğimiz soluğumuzu gördüğümüz zaman içimizde kirlenmiş olan havayı veriyoruz ve bunun da kimyada ismi karbondioksit. Yani zehirleniyor, kaşıktaki yemek temizken pis oluyor, zehirli oluyor, karbondioksitle berbat oluyor, o şekilde zarar veriyor. Öyle karbondioksitli, zehirli yemeği yemek insana tekrar zarar veriyor. Bardağın içindeki suya nefeslenmeyin, bir nefeste içmeyin, soluklanaya soluklana için soluğunuzu bardağa dökmeyin diyor. İncelemiştir ki soluğunu verdiği, nefeslendiği o suyu mikroskobun altında inceliyor ki suyun terkibi bozulmuş. Su nasıl ki iki hidrojen bir oksijenden meydana gelmişti ya, bir de insanın içinden dışarıya çıkarttığı kirlenmiş hava, karbondioksidi bardağın içindeki suya itmediğin zaman suyun tertibi bozuluyor ve içen insana zarar veriyor tekrar. Bütün bunları inceliyor ve profesör diyor ki, ta Arabistan çölünün ortasında hiçbir kimyahane yok, hiçbir profesör yok, o zaman hiçbir mikroskop yok, alet yok, cihaz yok, hiçbir teleskop yok, hiçbir teleobjektif yok, hiçbir imkan olmadığı bir devirde acaba bu Muhammed ismindeki adam diyor aleyhissalatü vesselam, biz daima hürmet edelim, acaba bu güneşten gelen ultraviyole şualarını nereden biliyordu? Bu karbondioksidi nereden biliyordu? Suyun terkibi olan H2O'yu nereden biliyordu? Bunu kendiliğinden söylemesine imkan yok. Bunu birisinden öğrenmeye imkan yok. Öyleyse bu haberleri ve bu bilgiyi yalnız Allah'tan almıştır diyor. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü deyip derhal Müslüman oluyor. İlmi inceleme. Neticede Allah Resulü'nün söylediği gibi diyor.